Herkese merhabalar. İklim ve hava olayları konumuzla beraberiz. Bugün sizinle beraber iklimi öğreneceğiz, hava olayları öğreneceğiz, küresel iklim değişikliğinde beraber öğreneceğiz. Programımıza uygun bir şekilde gün gün ilerlemeye devam ediyoruz. Biz burada mesela Karadeniz iklimini, Akdeniz iklimini, Tonguç evladım benim aynı zamanda karasal iklimi beraber öğreneceğiz ve burada iklimin ne demek olduğuna bakacağız seninle beraber. Aynı zamanda aynı zamanda rüzgar ve yağış olaylarına bakacağız. Yani rüzgar ve yağış nasıl oluşuyor? Bunları beraber inceleyeceğiz. Gez. ve en sonunda da bu konunun sonunda da küresel iklim değişikliği konusuna göz açacağız. Çünkü bütün bunların sonucunda da küresel ısınma, aynı zamanda işte küresel iklim değişikliği gibi gerçekten sorunlar da var dünyamızda. Onlara da farkındalık kazanacağız. Bugünkü konumuzda diyoruz ve aynı zamanda programımıza uygun bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Sonuç öğrenmeyim. Hemen sana ödevini vermek istiyorum. Bazı kitaplarımızdan ödevlerimizi verelim ve dersimize başlayalım. Süper bir başlangıç yapalım. Sıfırdan sekize sayısal kitap olan arkadaşlarımız için Ödevimizi hemen buradan fen kısmında zaten bu konuyu da işleyerek aslında biz mevsimlerin oluşumu ünitesini bitirmiş oluyoruz ve burada mevsimler ve iklim konusuyla alakalı bütün başlıkları tamamlamış oluyoruz. 168. sayfadan 168. sayfadan sayfa 175'e kadar yapabilirsiniz. Fizik sayısal olan arkadaşlarımız. Aynı zamanda fen taktikli olan arkadaşlarımız da fen kısmında iklim ve hava hareketleriyle alakalı test 4, test 5 Test 6 ve Test 7'yi yani konu tarama testini yaparlarsa muhteşem olacak diyorum. Dinamo olan arkadaşlarımıza çok hızlı geçiyorum hemen. Ve burada da mevsimlerin oluşumu ile alakalı zaten testleri çözmüştük. Test 4, Test 5 ve Test 6 iklim ve hava hareketleri alakalı 3 tane testimiz var ve sonunda da ünite değerlendirmesini artık çözebiliriz. Test 7 ve Test 8'de çözebiliriz. Dinamo olan arkadaşlarımız ve zoru bankası olan arkadaşlarımız da fen kısmında zaten fen zor bankası bu fen kısmı yok ve burada da test 3, 4 ve 5'i de yaparlarsa ünite değerlendirme de yapmış olacaklar. O zaman ödevimize hızlı bir şekilde verdik ve süper bir şekilde iklim nedir ona başlayalım Tonguç Erhan Bir kere tonuç iklim İklim nedir evladım? Benim? Kilimdir hocam. Hayır ya o kilim ne ya? Allah'ım yarabbim kilim diye O, o doku mahalı. Şimdi iklimse evladım benim bizim hayatımızın her yerinde var. Yani bir insanın yerleşmesini işte bir yerde oturmasını etkiliyor. Aynı zamanda bir yerde yaşamasını etkiliyor. İklim koşulları insanın yaşantısında çok etkili. Ne demek mesela? Sıcak iklimlerde yaşamayı seven insanlar özellikle işte dünyanın ekvator bölgesine doğru kayıyorlar veya işte mesela Türkiye'mizin Akdeniz bölgesine doğru kayıyorlar mesela bunlar aslında direkt iklimle bağlantılı günlük hayattan düşündüğümüz konuştuğumuz şeyler aynı zamanda hava olayları ise işte bugün hava yağmurlu işte yarın karlı olacak işte kışın hava kıra tutar işte yeryüzünde kıra tutar gibi böyle bazı ifadelerse direkt hava olaylarıyla bağlantılı şimdi iklim dediğimiz şey oldukça geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava şartlarına biz iklim diyoruz. Ve bunu uzun gözlemler yani günlük hava olayları böyle günlük olarak ölçülmüyor. 35-40 yıllık ortalama veri sonuçları sonucunda elde ediyoruz aslında. Mesela Akdeniz iklimimiz var. Hani ilk fotoğrafımızda vardı. Burada sarı olan Akdeniz iklimi Türkiye'mizin haritasına bakarsak. Aynı zamanda yukarıda Karadeniz boyunca olan Karadeniz iklimi var ve burası bol yağışlı. Karadeniz ikliminde bol yağışlı ve bu sayede yemyeşil her taraf değil mi? Akdeniz ikliminde daha az yağış var ve sıcak ve kurak birazcık daha ve burada kısa bitki örtüsü var. Mesela iklim yüzünden bitki örtüsü bile değişiyor. Veya karasal iklimde daha çok kraç, çok fazla bitki değil de aslında kraç kırsal alanlar bunlar aslında burada oluşuyor gibi diyebiliriz ve bunları aslında uzun yıllar boyunca ölçerek hesaplıyorlar ve kesin sonuçlar. Yani Akdeniz ikliminde her zaman sıcaktır hava yani bu kesindir ama bazı günlerde mesela şey olabilir yağış olabilir, ya kar yağabilir işte yağmur yağabilir ama çok daha azdır diğer iklim şartlarına göre. Dolayısıyla bunlar kesin sonuçlardır ve hava olaylarına baktığımız zaman belirli bir alanda sadece belli ve kısa bir süre içerisinde etki olan hava şartları mesela yarın hava yağmurlu olacak. İşte e, bu hafta hava gerçekten de rüzgarlı olacak. Şimdi bunlar belirli bir alanda mesela İstanbul'da hava yağmurlu belli bir alan ve kısa bir süre bugün yağmurlu yarın belki yağmur bitecek. İşte bunlar aslında günün belli saatlerinde yapılan gözlemlerin sonucunda mesela bulutlara bakıyorlar meteorologlar. Diyorlar ki bugün hava gerçekten yağmurlu olacak ve bunlar yağmur bulutu gerçekten diyorlar ve tahmini sonuçlar bunlar aslında. Tahmini sonuçlar neden? Çünkü yarın hava yağmurlu diyor ama meteoroloji ama yarın yağmur yağmayabilir mesela e, sen televizyonda hava e, bültenlerini izliyor musun evladım benim hava olayı hocam aynı öyle Dediğin gibi bazen yanıltıyorlar yani bazen e, doğru çıkmayabiliyor ama bunlar çünkü tahmini sonuçlar ama iklim kesindir onu unutmayalım ve hava olayları ve iklimi birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor ve burada zaten öyle bir tablo hazırladım senin için iklim ile ilgilenen bilim dalına biz klimatoloji diyoruz klima meteoroloji adını veriyoruz. Ve hava olaylarıyla ilgilenen bilim dalına da biz meteoroloji diyoruz. Meteoroloji diyoruz ve bu kelimeleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ve klimatoloji dediğimiz bilim e, dalının aslında kendi bilim insanlarına verdiği ad da klimatolog diyoruz. Klima e, tolog diyoruz ve bak zaten burada başına ilk önce... ...iklimatoloji, iklimatolog şeklinde hemen kendinde bulabilirsin. Ve meteoroloji zaten meteoroloji bültenleri vardır, hava bültenleri vardır. İşte e, ana haber bülteninin sonunda ne çıkar? İşte yarın hava nasıl olacak, yarın o bulutlu olacak, yarın hava rüzgar olacak. Bunlar tahmini sonuçlar. Ve kısa dönemde işte gelecek sene sana havanın nasıl olacağını söyleyemez bunlar... O iklimle bağlantıdır onu söylemek istiyorum. Meteoroloji bilimiyle uğraşan bilim insanına da biz meteorolog diyoruz. Meteorolog diyoruz ve bunlar da meteoroloji bilimiyle alakalı ölçümler yapıyorlar ve bazı gözlemler yaparaktan yarın, öbür gün, ondan sonra gün havarın nasıl olacağını tahmin ediyoruz ve iklim mi hava olayı mı gel senle beraber test yapalım bakalım. Bugün Trabzon'da güneşli bir hava hakim. Sence iklim mi hava olayı mı? Bazen doğru çıkmıyor hocam. Harikasın, hava olayı. Çünkü demiş ki bugün demiş belli bir bölge demiş, Trabzon'da demiş, belli bir süre boyunca demiş ve güneşli bir hava bu hava olayını gösteriyor. Ama genel olarak Trabzon Hangi iklim türünde dersek? Ee, Karadeniz iklimi. hocam. Harikasın Karadeniz iklimi, bravo diyorum sana. Karadeniz iklimi de Trabzon'un iklimi. Ama bugün mesela güneşliymiş. Normalde Karadeniz iklimi yağmurludur, değil mi? Ama bugün güneşliymiş. Dolayısıyla hava olayı belli bir bölge belli bir süre. Öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur sene sebep oldu. Sence bu iklim mi hava olayı mı Yürek ee, Hava olayı hocam. Harikasın bu da hava olayı çünkü öğle saatlerinde bastırmış, bir anda olmuş, geçmiş, bitmiş. Dolayısıyla sel de olmuş Allah korusun tabii ki. Bu da hava olayı diyebiliriz. Rize ülkemizin en çok yağış alan illerindendir. Sence bu iklim mi, hava olayı mı? İklim hocam. Harikasın. Çünkü iklim çünkü Karadeniz ikliminden dolayı en çok yağış alan bölgelerinden bir tanesi. Çünkü Karadeniz iklimi bizim için biliyoruz ki 35-40 yıl boyunca bunu gözlemlemişiz, ölçmüşüz, biçmişiz. Ya Burada her sene deli gibi yağmur yağıyor. Zaten bitki örtüsüne bakıyorsun. Yağmur olmasa bunlar büyüyebilir mi? İşte bu, şey, bu yüzden de buna iklim diyoruz. Ankara'da bu hafta sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Bu da hava olayı sadece belli bir süre böyle normalde mevsimin normali aslında iklim şartları demek. Ama bunların üzerine çıkıyormuş. Dolayısıyla bu da hava olayı diyebiliriz. Antalya'da yağış değerinin en düşük olduğu ay Temmuz ayıdır. Şimdi burada da dikkat edelim bak Yağış değerinin en düşük olduğu ay Temmuz ayıdır derken bir genelleme yapmış böyle ortalama bir şey söylüyor yani seneler boyunca gözlemlemiş ya Temmuz'da az yağmur yağmur yağar diyor bize. Dolayısıyla bu iklimle bağlantılı ve gerçekten e, burada aslında Akdeniz iklimini de bilmemiz gerekiyor yani Akdeniz ikliminde yağmur yazları yağmaz değil mi? Dolayısıyla birazcık daha kurak geçer, birazcık sıcak geçer orası zaten bunları da biliyoruz ülkemizde yaşadığımız için. Şimdi geldik sana Tonguç Çelan Bey'im. İlk başta rüzgarla başlıyoruz. Hava olaylarından en önemlilerinden bir tanesi rüzgardır. Rüzgar nasıl oluşuyor? Şimdi rüzgar nasıl oluşuyor? Üfleyerek de rüzgar oluşuyor hocam. Harikasın gerçekten de. Evet ben de üflediğim zaman rüzgar oluşuyor. Üfleyerek de rüzgar oluşabilir dediğin gibi. Ama rüzgar aslında basınç farkından dolayı oluşuyor. Yani iki yer arasında basınç farkı varsa... ...burada rüzgar oluşabilir diyebiliriz. Mesela bak burada ne tarafa doğru gidiyor, sola doğru gidiyor. O zaman nereden nereye doğru rüzgar esiyor? O zaman demek ki B bölgesinden A bölgesine doğru bir rüzgar esiyor değil mi? Evet. Ve bu rüzgarın sebebine baktığımız zaman... ...B bölgesinden A bölgesine rüzgarın esebilmesi için... ...mutlaka mutlaka bir basınç farkının olması gerekiyor. Bu basınç farkındaki mantıksa şu... ...rüzgar her zaman... Yük, aynı su mesela su nereden düşüyor? Yüksekten altı, aşağıya doğru düşer değil mi? Aynı onun gibi rüzgar da yüksek basınç alanından yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru e, hareket ediyor. Dolayısıyla yüksekten alçağa doğru bir ...bir hareketi var ve yatay yönlü hava hareketi diyoruz aslında. Ve bu basınç farkından dolayı aslında buradan buraya doğru... ...hava molekülleri hareket ediyor ve senin kaş gönlünü sallıyor... ...senin saçını sallıyor ve benzeri buradaki basınç farkından dolayı. Biz buna yüksek basınç alanı diyoruz B bölgesine. Buna da alçak basınç alanı diyoruz. Ve bunları kısaltarak YBA yüksek basınç alanı ve... ABA yani ABA alçak basınç alanı şeklinde kodlayabiliyorsunuz bu şeyleri. Dolayısıyla rüzgarın yönü her zaman yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğrudur ve çok önemli bu bazıları için. Neden? Mesela denizciler için rüzgarın şiddeti inanılmaz önemli. E, deniz tekne çıksın mı çıkmasın mı? Gemi hangi yönden gitsin? Işte karaya yakın mı gitsin? Ve benzeri uçaklar için de çok önemli. Bunu da biz rüzgarın şiddetini ölçmeye yaran alete de anemometre adını veriyoruz. Dolayısıyla rüzgar şiddetini ölçer diyebiliriz anemometreyi. Ve bunun şiddeti de direkt aslında basınç farkına bağlı. Mesela buradaki basınç çok fazla. Buradaki basınç da çok çok az olursa arada devasa bir fark olur. Dolayısıyla rüzgarın şiddeti de artar. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Peki şimdi alçak basınç ve yüksek basınç alanları nasıl oluşuyor? Şimdi onu göstermek istiyorum sana. Bir kere evladım benim yüksek basınç alanı şu demek. Hemen sana molekül modeliyle göstermek istiyorum. Bir kere yukarıdaki hava tanecikleri aşağıya doğru çökünce tanecikler burada böyle sorular da çıkıyor bu arada tanecikler birbirlerine çok yakın bir şekilde diziliyorlar ve dolayısıyla burada yüksek basınç alanı oluşturuyorlar. Neden böyle çizim? Çünkü böyle sorular geliyor bizim karşımıza. Alçak basınç alanı çizmek istersem de buradaki tanecikler aşağı doğru düştü diyorum ve yüksek bir basınç oluşturuyor. Bastırıyor hava. Ama burada ise tanecikler yukarıya doğru çıkıyor ve burada o yüzden tanecikler arasındaki mesafe çok fazla ve alçak basınç alanı var. Ama tanecikler yukarıda daha fazla burada. Dolayısıyla burada tanecikler aşağı doğru çıkıyor, burada da yukarıya doğru çıkıyorlar ve burada aslında alçaltıcı hava hareketi var. Alçaltıcı, altı, alçaltıcı hava hareketi var diyebiliriz yüksek basınç alanında. Çünkü hava tanecikleri aşağı doğru alçalıyor ve burada basınç oluşturuyor. Yüksek bir basınç oluşturuyor bu bölgede. Yani biz şu bölge için bahsediyoruz. Burada ise tam tersine yükseltici hava hareketi var. Yükseltici e, yükselici hava hareketi diyebiliriz. yükselici diyelim daha doğrusu. Yükselici hava hareketi diyelim. Bu çok önemli sor, sınavda sorular bu şekilde geldi. Dolayısıyla çok iyi bilmemiz gerekiyor Tonguç evladım benim. Burada tanecikler yukarıya doğru çıkıyor. Dolayısıyla az tanecik kaldığı için alçak bir basınç çalışıyor burada. Çünkü sana çok basit bir şey. Şöyle tanecikler birbirine yakınsa Tonguç evladım benim. Burası YB yani yüksek basınç. Böyle tanecikler birbirine uzaksa burası da AB alçak basınç diyeceğiz. Bu çok önemli bir özellik. Aynı zamanda bu tanecikler aşağı doğru çökünce, aşağı doğru çökünce aslında burada e, acaba nem nasıl oluyor? Sıcaklık nasıl oluyor? Şöyle bir yorum var. Tom Şevlan Bey'im. ısınan hava yükselir. Bak bu çok bu tabiri çok iyi bil. Isınan hava, ısınan hava yükselir. Özellikle mesela evlerde ııı e, evlerde teras katında olan evler veya yüksek katlı olan evler daha sıcak olur yazları. Neden? Çünkü ısınan hava yükselir ilkesinden. Ya böyle hani serap gördüğün zaman yolların üzerinden böyle yukarıya doğru çıkan seraplar görür insan veya işte kaloriferin üzerinden böyle yukarıya doğru hava akımı mutlaka bir yerlerde görmüşsündür. İşte ısınan hava yükselir prensibinden şu yola çıkarak diyorum ki bu niye yükseliyor? Çünkü hava burada sıcak olduğu için, hava burada sıcak olduğu için sıcaklık fazla olduğu için sıcaklık burada yüksek olduğu için hava yükseliyor ve yükseltici hava hareketi oluşuyoraktan da burada alçak basınç oluşuyor. Burada ise tam tersi ısınan hava yükselir ve soğuyan havaya alçalır. Hava soğuyunca da sıcaklık burada düşük olduğu için de hava alçalıyor diyebiliriz. Ve aynı zamanda hava burada alçalınca yağmur olasılığı burada az. Neden? Çünkü hava alçalınca nem aşağıya çöküyor. Ama burada ise hava yükselince nem yukarıya doğru yani havanın içindeki su buharı da yukarıya doğru çıkıyor ve nem yukarıya doğru çıkarak aslında yağmur olasılığı burada fazla oluyor ve burada da nem de fazladır. Bunu da unutmayalım. Çünkü ısınan havada su tutma kapasitesi her zaman daha fazla olur. Burada ise azdır diye yorumlayabiliriz. Bunları en önemlileri hatta yüksek basınç ve alçak basınç olarak bilmemiz gerekiyor diyoruz. Ve meltem konusuna gelelim seninle beraber. Kara meltemi, deniz meltemi. Meltem aslında hafif esinti, rüzgar esintisi demek. Bunlarsa kara ve sudaki sıcaklık farklarından dolayı ortaya çıkan gün içerisinde yönde değiştiren düşük şiddetli rüzgarlar aslında. Ve bununla alakalı sorular da çok geliyor. O yüzden bunu göstermek istiyorum sana. Bir kere evladım benim mutlaka şunu bileceğiz. Denizler geç ısınır, geç soğur. Karalar hızlı ısınır, hızlı soğur. Dolayısıyla ben mesela güneşi getirdiğim zaman yani gündüz vakti buradan güneş hop badanak buradan ne yapıyor? Yakıyor değil mi? Her tarafa ısı veriyor. Isı enerjisi veriyor. Ve güneş burayı ısıtıyor. Isıtınca hemen tak diye kara ısınır. Çünkü karalar hızlı ısınır, hızlı soğur. Dolayısıyla buradaki hava ısınınca yükseliyor. Burada alçak basıncı oluşturuyor. Burada ise geç ısınıp geç soğuduğu için buradaki hava böyle kolay kolay ısınmıyor. Dolayısıyla yüksek basınca dönüşüyor buradaki havada. Ve buradaki e, soğuyan hava alçalıp Buradaki yüksek basınç, alçak basınca doğru bir şöyle hatta şöyle bir çizimleri vardır böyle bir dağ gibi vardır burası. Burası denizdir. Hani soruların nasıl geldiğini göstermek istiyorum sana. Burası yüksek basınç alanı ya. Mesela yüksek basınç alanı burası da kara diyelim. Burası da karalarımız, karalarımız. Burada mesela tanecikler birbirlerine çok 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 yakın olmak zorunda. Çünkü Burası yüksek basınç alanı. Ama bu ne ne zaman? Gündüz vakti. Ama burada ise tanecikler birbirlerinden daha uzak. Görüyor musun? İşte rüzgarımız nereden nereye gidecek? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru giden bir e, burada aslında ne diyoruz? Deniz meltemi oluşuyor. Deniz meltemi. Gündüzleri denizden böyle püfür püfür hava eser. Biz buna deniz meltemi diyoruz. Bunun tam tersi ise hatta böyle dağın diğer tarafını çizelim sen de böyle. Geceliğin oldu diyelim. Geceliğin olduğu zamansa tam tersi oluyor ve karalar hemen soğuyor. Soğuyor ve soğuyan hava alçalıyor ve yüksek basıncı oluşturuyor. Ve dolayısıyla tanecikler burada birbirlerine çok yakın, çok yakın, çok yakın oluyor. Yüksek basınç Ama burada ise çok daha uzak oluyor. Dolayısıyla Burada yüksek basınç burası alçak basınçta burası olduğu için YB AB diyorum. Burada ise YB deniz Burada AB'de kara diyorum. İşte buradan buraya doğru giden Meltem'e de kara Meltem'i diyoruz. Bunu niye bu kadar özel gösterdim? Çünkü bundan kesin ve kesin soru geliyor. Mutlaka bundan soru gelecektir diyoruz. Hadi bakalım şimdi de hava olayları 2 yani yağışa geliyoruz. Yağış kelimesi gerçekten çok önemli. Biz kar yağışı oluyor, yağmur yağıyor, ondan sonra işte dolu yağıyor. Bunlar hayatımızın temelleri, gerçeği yani her zaman da karşımıza çıkıyor. Havada aslında Tomu Şevral benim. havada nem denilen bir gerçek var. O da ne diyor biliyor musun? Havanın içerisinde aslında bizim yüzde %78 azot gazı var. %21 oksijen gazı var. Yani bunlar nedir? Bizim atmosferimiz yani şu anda nefes aldığımız havanın içerisinde %78 azot var. %21 oksijen var ve yüzde e, burasının toplamı 99 ediyor. %1 oranında da işte karbondioksit ve su buharı ve diğer gazlar var. Ve diğer gazlar var. Şimdi burada çok önemli bir şey var. O da şu. Oksijen bizim için hayatın nefes alıyoruz ve bunun sayesinde e, gerçekten enerji elde edebiliyoruz. Ama bir de su buharı da havanın içerisinde çok önemli bir unsur. Çünkü yağmurun yağmasını, kar yağmasını, dolu yağmasını bunların her birisinde aslında bu su buharı sağlıyor. Çok az miktarda ama işte bu havadaki su buharına biz nem adını veriyoruz. Havadaki suya, havadaki su veya havadaki su buharına suyun e, gaz haline su buharı diyoruz. Dolayısıyla havadaki su buharı da biz nem adını veriyoruz. Ve nem hal değişimi olarak neye dönüşüyor? Yağışa dönüşüyor. Şimdi işte bu havadaki nem yoğuşabilir veya donabilir. Yoğuşma olayı nem aslında su buharı olduğu için, su buharı olduğu için yoğuşma olayı olursa su oluyor, donma olayı olursa buz oluyor. İşte bu tarz e, farklı farklı işte buz kar demek aslında. Su e, yağmur demek aslında. Şimdi bunlara bakalım. Bir kere gökyüzüne yakın yerlerde bir de yeryüzüne yakın yerlerde diye ikiye ayırıyoruz bu havadaki nemin hal değişimi sonucunda oluşan yağış tiplerine. Mesela gökyüzüne yakın yerlerde yoğuşursa, yoğuşursa yağmur oluyor. Donarsa da kar veya dolu olabiliyor. Ama bunlar havada yani yukarıda gökyüzüne yakın yerlerde bir yeryüzüne uzak yerlerde yani bizden daha yukarıda oluyor ama yeryüzüne yakın yani bizim yaşam alanımızda oluşuyorsa da bunlar çiğ olabilir yoğuşursa donarsa kıra olabilir veya yüzey bulutu şeklinde sis olabilir onları hemen sana iki dakikada özetleyeyim bir kere gökyüzü burası yeryüzü burası biz buradayız lay 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 lay, böyle takılıyoruz biz burada yeryüzüne Yakın yerlerde bunları belki karşılaşmamış olabilirsiniz. Yağmurla karşılaştığında illaki havadan e, yukarıdan aşağı doğru düşüyor. Burada nem yoğuşuyor. Burada e, nem donuyor, kar oluşuyor. Bu da bir anda böyle büyük buz kütleleri veya küçük buz kütleleri ama çok şiddetli bir soğuk varsa... Tak diye e, doluya dönüşebiliyor. Dolu yazın ortasında da yağabilir bu arada. Kar evladım benim soğuk havalarda gerçekten yağıyor. Çok soğuk havalarda yağıyor. Yağmur sevradım evladım benim birazcık daha soğuk havalarda ama yukarıda zaten hava daha soğuk. Yani yeryüzünden uzaklaştık ya gökyüzüne yakın hava zaten daha soğuk oluyor. Üç farklı şekilde tepemizden aşağı inebiliyor yağışlar. Aynı zamanda eğer... E, ...havadaki nem soğuk bir yüzeyle çarpıyorsa... ...mesela kirin yapraklarıyla çarpıyorsa çiğ... ...yani su damlacıkları... ...hatta buna su damlacığı şeklinde dönüşebiliyor... E, ...ve çiğe dönüşmüş oluyor... ...çiğ düştü derler mesela... ...arabaların e, üzerlerine mesela... E, ...bazı günler sabahleyin erken vakitlerde özellikle... ...su damlacıkları görebilirsin... ...eğer soğuk bir günse kırağı görebilirsin... ...kırağı da buz tanecikleri aslında... ...ama yeryüzüne yakın... İşte mesela arabaların üzerlerini kaplayabilir veya işte bazı yerlerde banklarda falan oturacağın banklarda mesela kıra kaplamış olabilir onu. Çünkü havadaki nem o kadar soğuk bir yüzeyle çarpışıyor ki buz tanecikleri haline düşüyor. Bir de yüzey bulutu var. Yüzey bulutu dediğim şey de resmen havadaki bulut tak diye aşağı iniyor. Buna da bir sis adını veriyoruz. Sisli çok fazla derin nefes almamak lazım. Onu da söyleyeyim çünkü tanecikler ciğerlerine gidebilir. Büyük tanecikler oluşabilir diyoruz. Ve süper bir şekilde artık bir özetini yapalım seninle beraber. Nasıl anladın mı konuyu evladım Anladım hocam. Harikasın. Gerçekten eğlenceli bir konu. Hayatımızın içinden bir konu. Mevsimler oluşumunu anladık. Şimdi de iklim ve hava olaylarına bakıyoruz. Şimdi atmosferimizde ne de demiştik? Gazlarımız var. Yüzde yetmiş sekiz azot gazı. Yüzde yirmi bir oksijen. Yüzde yirmi bir oksijen. Yüzde bir de diğer gazlarımız var. Karbondioksit, su baharı ve diğer gazlar var. Ve burada da şunu unutmayacağız. Bu gazlar aslında en bir tanesi havadaki su buharı ve nem şeklinde kendini ifade ediyor e, atmosferin içerisinde ve yağışa dönüşebiliyor. Yağmur kar dolu gökyüzüne yakınsa çiğ kırağı e, sis de yeryüzüne yakınsa oluşuyor. Çiğ su damlacıkları kırağı buz parçacıkları sis de yüzey bulutludur demiştik. Peki geldik Gazlar, bu havadaki gazlar aslında moleküllerden oluşuyor ve bunların aslında belli bölgelerde fazla bulunması, az bulunmasına göre basınç farkları oluşuyor ve basınç farkından dolayı da rüzgar oluşur diyebiliriz. Peki basınç farkları da aslında neyle bağlantılı, sıcaklıkla da bağlantılı onu da söylemek istiyorum. Peki geldik hemen doğru mu yanlış mı bakalım sana beraber. Aşağıdaki ifadeden doğru olanların yanına D yanlış olan Y yazın. Tamam hadi bakalım o zaman. İki bölge arasındaki sıcaklık farkı rüzgar oluşuma sebep olur demiş. Şimdi Sıcaklık farkı aslında havanın yükselmesini veya alçalmasını sağlıyordu. Dolayısıyla basınç farklarının oluşmasını, yani yüksek basınç alanı ve alçak basınç alanını oluşturuyordu. Mesela sıcak olan bölgede de hava yükselir ve yükseltici hava hareketinden dolayı orası alçak basınç olur. Diğer tarafta yüksek basınç olacağı için yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hava akımı oluşur. Bu doğru bir ifade. Rüzgarlar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru eser. Doğru mu öyle benim? Doğru hocam. Harikasın doğru çünkü YB'den AB'ye doğru bir yatay yönlü hava hareketi rüzgar demek. İki bölge arasındaki basınç farkı arttıkça rüzgarın şiddeti artar. Doğru mu? Doğru. Harikasın evet bu da doğru çünkü ne kadar çok basınç farkı olursa o kadar şiddetli eser rüzgar. Peki sana bir soru. Rüzgar ölçmeye yarayan alete ne ad veriyorduk? Yani rüzgar ölçer hocam. Evet harikasın rüzgarı ölçer demiyoruz evladım benim ölçer değil anemometre diye özel bir adı vardı o da aklında kalsın. Alçak basınç bölgelerinde alçaltıcı hava hareketi gözlenir demiş. Hayır tam tersine alçak basınç bölgelerinde yükseltici hava hareketi gösterir. Hava yükselir ve o yüzden orası alçak basınç olur. Yani daha az tanecik kaldığı için bu yanlış olmuş. Bak tam tersi yüksek basınçta alçaltıcı hava hareketi vardı Alçak basınçta yükseltici hava hareketi vardı. Bunu bileceğiz. Yüksek basınç alanlarında hava sıcaklığı çevresine göre daha yüksektir demiş. Şimdi yüksek basınç alanı demek taneciklerin aşağı doğru alçalmasından dolayı oluşuyordu. Neden alçalıyordu? Çünkü hava soğuktu. Soğuk havadan dolayı alçalıyor tanecikler. Ama sıcak hava olsa yükselir tanecikler. Çünkü ısınan hava yükselir. Bunu aklına kazanınca her şey bitiyor. Buna ne demiş? Yüksek basınç alanlarında hava sıcaklığı çevresine göre daha yüksek değil tam tersi e, daha alçak olması gerekiyor. Yani soğuk olması gerekiyor. Bu da yanlış diyoruz. Yeryüzüne yakın nemin soğuk güzellerde yoğuşması sonucu kıra oluşur demiş. Bak dikkat yoğuşma demiş. Yoğuşma ne demekti? Gaz halinden sıvı haline geçmesi. Halbuki kıra buz taneciydi. Yani katıydı. Dolayısıyla gazdan katıya dönüşürse o zaman kıra oluşur. Ona da kıralaşma diyoruz bu arada. O yüzden bu yanlış olmuş. Kusura bakma. Gökyüzüne yakın nemin yoğuşması sonucu yağmur oluşur. Evet Yoğuşma demek su buharından suya dönüşme demek. Evet yağmurda zaten sıvıydı ama donması deseydi kar da dolu da oluşabilir. Dolayısıyla bu ifade doğrudur diyoruz. Bir de en sonunda bütün bu öğrendiklerimizin sonucunda farkındalık kazanabilmemiz gerekiyor. O da ne? nerede? Küresel iklim değişikliğinde. Tom Şevran Bey'im çok önemli bir özellik var. Güneş dünyayı e, aslında ısıtıyor. Neden ısıtıyor? Çünkü güneş bizim ısı ve ışık kaynağımız. Ama bu ısınma çok fazla olursa, bu ısıtma çok fazla olursa bizim için birazcık zararlı oluyor. Nasıl oluyor? Şimdi güneşi bir kere engellemeyiz. Güneş bizi ısıtmaya devam edecek. Ama biz öyle gazlar tüketiyoruz ki, biz öyle işler yapıyoruz ki ve bunlar bizim aslında aşırı ısınmamıza sebep oluyor. Mesela su buharı, metan ve karbondioksit gazları aslında güneş ışınlarının ...dünya üzerinden ayrılmasını engelliyor. Ve bu güzel bir şey aslında. Belli bir aşamaya kadar güzel bir şey. Böyle bir tabaka e, ka ile kaplıyor atmosfer gibi. Bizim etrafımızda atmosferin içerisindeki bu gazlar... ...aslında güneş ışınları bu şekilde geldi ...sonra dünyadan yansıyor. Dünyanın yüzde yetmişi deniz sonuçta yani su... Dolayısıyla su yansıtıyor güneşi ve buradan çıkmak istiyor. Atmosferden çıkanlar da var ama bazıları da ne yapıyor? Atmosferin içinde kalıyorlar işte bu gazlar sayesinde. Teşekkür ederiz. Bunlar güzel bir şey aslında. Bunların bir tutma etkisi var. İşte bu ışınları tutma etkisine bir sera etkisi adını veriyoruz. Bu sera etkisi Tonguç Eren Bey'im normal değerlerden daha fazla olursa işte bu zaman problem yaratıyor. Normalde aslında bu bizi dünyayı yaşanabilir hale getiren süper bir özellik. Bu gazların e, normal seviyede olması yüzünden sera etkisiyle biz ne yapıyoruz? Dünyamızı yaşanabilir sıcaklık tutabiliyoruz. Ama eğer su buharı, metan ve karbondioksit miktarındaki artış çok fazla olursa ki... Gayet doğal bir şey bu. Çünkü karbondioksit biz nefes verince oluyor. Ama bizim etkimizden ziyade arabaların egzozları, işte fabrikalardan yakılan kömürler bunlar deli gibi arttırıyor bu karbondioksiti. Veya işte su buharı da aynı şekilde çok fazla aktiviteden dolayısıyla su buharı da artıyor. Ve ee, mesela klimalar su buharını arttırıyor ve benzeri. Sera etkisi denilen olayı daha da arttırıyor diyebiliriz. Ve sera etkisindeki artış dünya sıcaklığındaki artmaya neden oluyor ne yazık ki. Ve bu durum aslında küresel ısınma diye herkesin şu anda ağzında olan olaya yol açıyor. İşte küresel ısınma e, aslında bu durum küresel ısınmaya zaman içerisinde de bu devam ederse de Küresel iklim değişikliklerine yol açıyor. Küresel iklim değişiklikleri. Ne demek bu? Yani kötü olaylar bunlar aslında. Ee, biz aslında bir yerin ikliminin sabit olmasını bekleriz ama mesela çöl ortasında bir anda kar yağıyor. İşte bunlar iklimin bozulduğunun göstergeleri bize. Küresel iklim değişikliğinin nedenleri var, bir de sonuçları var. Nedenleri biz fosil yakıt tüketiyoruz. Kömür, petrol, doğalgaz deri gibi yakıyoruz. Fabrikalarda, arabalarda ve aynı zamanda hızın nüfus artışına bağlı olarak da enerji tüketimi de aslında bu işi yağlı da tetikliyor. Ve bitki örtüsünün azalması da çünkü aslında bitkiler karbondioksit kullanıyor, oksijene çeviriyorlar. O yüzden çok güzel bir özellik bu aslında. İşte bu azalınca, bitkiler azalınca karbondioksit de artmaya devam ediyor. Ve bunun sonucunda dünya sıcaklığı yükseliyor. Aynı zamanda buzullar eriyor. Deniz suyu seviyesi yükseliyor bu yüzden ve kuraklık gibi problemler ortaya çıkmaya başlıyor diye bize. Birazcık içini karartayım gerçekten çok fazla şey var. Mesela her zaman görmüşsündür işte benim sana bu videonun başında gösterdiğim e, resmi hatırlıyor musun? Kutup ayısı vardı. Hatırlıyor musun abi? Hatırlıyorum hocam. Aynen bak kutup ayısı böyle tek başına kalmış, e, kopmuş bir buz kütlesi. Küresel iklim değişikliğinin en önemli sembollerinden bir tanesidir. E, garibim orada tek başına kalmış. Buzul kopmuş çünkü buzullar eriyor çünkü. Çünkü o da kötü bir gösterge diyoruz. Hadi bakalım birkaç tane etkinlik yapalım. Aşağıda verilen durum ve olayların hangisinin küresel ısınma nedeni ne yazacağız? E veya sonucu ise S yazacağız. Hadi bakalım. Enerji üretiminde fosil yakıtların kullanımının artması küresel iklim değişikliğinin nedenidir. Bu yüzden aslında bu nedenle küresel iklim değişikliği oluyor ne yazık ki. Sera gazı salınımının artması da bunun küresel ısınmanın nedenlerinden bir tanesidir. Ne kadar çok karbondioks gazı, su buhar gazı, metan gazı sera etkisi de artıyor ve küresel ısınmaya sebep oluyor. Atmosfer olaylarının daha şiddetli gerçekleşmesi bu da sonucudur. Yani bu küresel ısınma sonucunda atmosfer olayları işte bir anda deli gibi fırtınalar, büyük fırtınalar kopuyor ve benzeri. Buzulların erimesiyle deniz seviyesinin yükselme de aslında bir sonucudur diyebiliriz küresel ısınmanın. Doğal kaynakların kontrolsüz kullanımı aslında bu nedenle biz ne yapıyoruz? Küresel ısınmaya e, maruz kalıyoruz. Ormanlık alanların azalması da aslında yine bir nedendir. Çünkü ormanlık alan azaldığı için aslında karbondioksit e, daha fazla e, ortaya çıkıyor. Yani e, karbondioksit kullanamıyor bitkiler. Dolayısıyla bitkiler olmadığı için karbondioksit artınca da küresel ısınma ortaya çıkıyor. Kuraklık ve beraberlik gıda sıkıntısı da bu da bir sonuçtur diyebiliriz. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın süper bir ders oldu ve iklim ve hava olaylarında bitirerek mevsimler iklim konusunu tamamlamış olduk. Hadi bakalım bir sonraki dersimize görüşmek üzere. <laughs>